15 lira. Niye saklandıran memleket bu hale geldi. Evet. Ben bu başörtüyü bana AK Partisi kapattırmadı. Ben 9 yaşından beri kapalıyım. Evet. Sadece memleketimize adalet istiyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz. Şu cezaevinin önlerine gidin bir bakın. 17-18 yaşındaki çocuklar mı darbeyi yaptı? Evet, 15 Temmuz mağduru musunuz Seyit ablacığım? Evet, 15 Temmuz mağduruyuz. Gidiyoruz meclisin önüne, konuşmak istiyoruz. Ağzımızı kapatıyorlar, ağzımızı batlıyorlar. Adalet istiyoruz ya. Herkesin dini de, imanı da, kapanması da kendine. Adaletli kişi gelsin, Ermeni gelsin ya, komünist gelsin. Tunceli'nin şeyine, belediye başkanına baksana, adam komünist. Halkla beraber çalışıyor. Adalet istiyoruz, adalet. Allah'ını, peygamberini seversen yayınla bunu. Aileler çok perişan. Biz adalet istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Herkesin dini de, tesettürü de, namazı, niyazı da kendisine. O bizi ilgilendirmez. İnsanları dinle kandırıyorlar. Namaz, abdestse iki satır Kur'an ezberlemekle kandırıyorlar. Biz sadece adalet istiyoruz. Herkes öyle boş konuşmasın. Herkesin ocağında bir ateş var. Ateş var. Herkesin ocağında. Onları gündeme getirin ya. Geleceğin gençleri bitti ya. Geleceğin gençleri üniversiteyi bitirmiş, A101'de çalışıyor. Neymiş de KPSS şu kadar puanmış. Benim çocuğum devlet işine giremedi. Bilgisayar mühendisi, İngilizce bölümü. Şu anda özel bir şeyde, şirkette çalışıyor. Torpilin varsa giriyorsun, torpilin yoksa girmiyorsun. Üniversiteyi kazansan olur ki ablacığım. Kazansa millet artık korkuyor yani. Çocuğunu okutmaktan korkuyor. Niye? Şehir dışına gönderecek. Aylık masrafı nereden baksan en az 7-8 bin lira. Nasıl gönderecek? Dediğin doğru. Önceden bir kişi 5 kişiye bakıyordu. Şimdi dediğin gibi ablacığım, bir kişi 5 kişiye, 5 kişi bir kişiye bakıyor. Genç nüfus azaldı. Niye azaldı? Geçimden dolayı azaldı. Gençlik bitti, huzur bitti, her şey bitti. Çoğu vatandaş da gençler iş beğenmiyor diyor. Evet. Yani sizin kimde aksine. İş ya. Var ama masa başı. Gençliği bitirdiler ya. İnsanları soğuttular ya. Yemin ediyorum şu dergisi şahit, akşam 7.30'dan sonra gece 11'e kadar kapasite kadar yapacak iş olsun. 150-200'e gideceğim günlük. Ya Çukurambar'a bir git. Ben hasta bakım şoförüyüm. Çukurambar'a bir git ya. Adam 30 bin lira maaş alıyor. Villada oturuyor, bedava. Devletin arabası bedava. Her yer bedava. Şoför ve her şey bedava. Evinde çalışan hizmetçisi bile memur yapmışlar ya. O bile bedava. Ben de 5 lira maaş alıyor. Millet 5 lira maaş alıyor, gebeliyor. Hak mı sizce? Yarın kış gelecek. Doğalgazlık var dendi değil mi? Adalet olsun. Adalet olursa her şey yoluna girer. Bir de şöyle bir şey var. Tarım yapı kooperatiflerinde ucuzluk var dendi. Gidiyoruz, bakıyoruz tarım yapı kooperatiflerine. Bir koli yumurta 50 lira, 55 lira. Dışarıda da aynı. Hani nerede ucuzluk? Ben çok merak ediyorum. Ucuzluk diye kesinlikle bir şey yok. Ben çok merak ediyorum. Bu vekillerim, başımızdakiler o maaşları ne yapıyorlar? O çocukları kafelerde yiyorlar. Altlarında özel araba. Anne, o babanın parayı altlarında araba, kafelerde yiyorlar. Ekonomik kriz var diyoruz ya abi şimdi. Eşit davranılsın. Bak, kendi adıma yemin ediyorum, ekonomik kriz var değil mi? Bu ülke hepimizin, bu bayrak hepimizin değil mi? Milletvekilleri birer maaşını yılda devletimize bağışlasın. İkili maaş alıyorlar abi. Abi abla bak, bir maaşını devletimize bağışlasınlar. Benim maaşımdan da devlet bankaya yatıyor ya abi. Her ay 250 lira çeksin, helal hoş olsun. Bundan da 50 lira kessin. Önce taşın altına vekil elini soksun. Birer maaş versinler. Desinler ki birer maaşı biz veriyoruz ülkemize. Ben yemin ediyorum 250 lira her ay benim maaşımdan emekli olana kadar kessinler. Abi özür dilerim. Türk milletinin aklı. Şurada hepimiz abi kardeş, ablam var, kardeşim, ablam var. Özür dilerim. Abla özür dileksin. 18-19 yaşında bacılarımız sokakta. Abi ne hale geldik ya. Hepimizin bacısı var. Hepimizin evladı var. El alemin. Avrupa'nın emeklileri dünyayı geziyor. Bizim emeklilerimiz Kızılay'a gidip gezemiyor. Düşünün yani. Teşekkür ederiz. Son sözlerinizi alalım isterseniz. Var mı abla? Adalet istiyoruz. Adalet, eşitlik istiyoruz. Eşitlik gelsin. Yoksa Türkiye'de genç kalmayacak. Üniversiteyi bitiren yurt dışına gidiyor. Bitiren, yazık, günah ya. Bizim gençlerimize ya. Bak, düzgün çalışalım. Amerika'ya geçeriz. Arap ya. Bir tane bak, yürüyebiliyor musun? Suriyeli'den, Arap'tan yürüyebiliyor musun ya?
Biz üniversite okuyanlar harç veriyor. Suriyeli okuyanlar harç vermiyor. Suriyeliler de benim cebimden para gidiyorsa öbür dünyada alacağım olsun. Kendi adıma söylüyorum. Tamam. Şükür ederiz. Var mı eklemesi? Hanım hastalandı. Sigortaya gittim. İstese baksınlar. 4 ay sigortaya yatırmadım diye bakmadılar. Suriyeli geldi. Hiç bekmedim. Baktılar. Sabut tuttu polis. Nerede yerdiniz abi? Sokak tuttu. Polis ondan sonra röportaj bana tutarak tuttu. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah rızası için, Allah rızası için cezaevinin önlerine git, o mağdur aileleri gör. Tamam. 6 yıldır o anne babalarını kan aladığını gör. Meclisin önüne gidiyoruz. Ondan sonra külliyeye gidiyoruz. Polisler bizi bantlıyor. Konuşturmuyor. Vatanımda ben niye konuşmuyorum ya? Ben hakkımı nerede arayacağım? Öğrenci mi? Oğlunuz evet, öğrenci Kursiye mi? Kursiye Teğmen öğrenci. Binlerce çocuk içeride cezaevinde. Komutanlar dışarıda, öğrenciler içeride. Evet. Millet kan ağlıyor ya. Eğer Allah korkuları varsa, gerçekten Müslümanlarsa, gerçekten bunu hak için taşıyorlarsa, gerçekten din, bunlarda din iman varsa eğer, din iman varsa başımızdakilerde koltuk sevdası olanlarda gitsinler cezaevinde o ailenin perişanlığını görsünler. Tamam. Biz her vatandaşın söz hakkını yayınlıyoruz. Sizinkini de yayınlayacağız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yalan söylüyorlar. Evet. Payak, bunlar iyi diyorsun. Tabii payak hani millet. Türkiye basına mı yapalım? Gani diyorsun yani. Abi Allah bundan geri koymasın. Nereden anlıyorsun abi paranın çok olduğunu? He? Nereden anlıyorsun? Herkesten anlıyoruz abi. Ha, bakıyorsun alışveriş var. Alışveriş var bak gidiyor geliyor akıyor yani. Evet. Olmayan yok mu? Olmayan oluyor da yani iyi. Genelin durumu iyi diyorsun. İyi abi. Sende nasıl abi durumlar? Çok iyi abi. Vallahi kaç lirayla geçiniyorsun abi çok iyi olması için? 8000. 8000. He. Yetiyor mu abi ev kira mı? Yok. Ev senin 8000 yetiyor diyorsun. Çoluk çocuk? Yetiyor abi. Çocuk çocuğa da yetiyor. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi ben bir şey vatandaş diyemiyorum. Konuşsun. Nasıl durumlar vatandaşımız vallahi geçinebiliyor mu? Şöyle anlamaz. Hangisi CHP mi MHP mi hangisindensin onu demek istiyorum. Yöneten ne düşünecek bu? Vatandaş soracak. Ülkeyi onu yönetenleri de biz seçmiyor muyuz? Tamam biz seçiyoruz da yani o halk biraz kendini toparlaması lazım. Tamam. Teşekkür ederiz. Siz de yapalım amcacığım buyurun. Sizce nasıl vatandaşın durumu? Her şey pahalı, durum iyiye gitmiyor yani. Evet, bir ekonomik sıkıntı var diyorsunuz. Var tabii ekonomik sıkıntı. Şimdi asgari ücret kaç lira? 5,5. Evet. Asgari ücret şu anda 10 lira da olsa geçinemiyor. 10 lira da olsa yetmez mi? Yetmez tabii, 10 lira da olsa yetmiyor. Marketteki raflar inmeyince fiyatları. Sebze pazarlarına gidiyor, pazarlar da pahalı. Adamdan şimdi mısır soruyorum, mısır diyor ki 4 tane mısır, 6 tane mısır 20 lira diyor. Marketten al tanesi 5 lira diyor. Pahalı deyince adam öyle diyor. Evet. Her yani. Teşekkür ederim amcacığım. Sağ olun inşallah iyi olur.